Evet, yeni bir oyun dostlar. Prismatic Prelude o zaman değil mi? Ya burada bir de benim sevdiğim şey bütün eklentilerin falan da şeye göre olması. Bu sete göre olması. Meta TFT'de ufak bir bug oldu. Bunu hallettim. Yeni versiyonu mu çıkmış? Yok. Tamam. Sorun yok. Bakalım bu ne? Nidalee. Akıncılar. Akıncılar çok iyiydi. Geçen sefer Akıncı ile güzel şeyler yapmıştık. Bu sefer Şafak getiren tarafına da bakabiliriz tabi. Muharrem Baydemir hoş geldin. Aranmışlar var. Ne kazandı? Prismatic Prelude kazandı. Güzel. Prismatic olmasını severiz. Bunlar alasım yok ya. Unutulmuş oynayasım yok. Vayne güzeldi. Denedik daha önce ama. İstemiyorum bir kez daha yapmak. Derken biraz geldi de zaten ama. Şey gitsek ya değil mi? Ejderi'yi gitsek aslında. Hadi şöyle alayım şunu. Şunu da alayım. Bunlar süvari. Bu arınmış lejyoner de. Bak bu da lejyoner. Bu da lejyoner. Lejyonerleri tutalım. Akıncı yok değil mi elimde? Şövalyeli yani en azından Poppy'yi yolladım şövalye olarak. Ben de yolladım. Lirelia'yı da aldım. Muhtemelen şu sağ tarafta gidecek. Lejyoner tacı. Full lejyonerler. D tier'a koymuşlar. O kadar iyi değil demek ki. Şuna belki bakabiliriz. Yani yapasım da yok zaten lejyoner. Tam teşekküllü. Bir tane 1 altınlık şampiyonun 3 yıldızını veriyor değil mi? Savaş ganimetini de severiz ya. Gelişim maaşı çok iyi durumdaymış. Galiba şey için öyle değil mi? Gece getirenleri rolladığımız için sanırım öyle diyor ona. Ben savaş ganimeti istiyorum ya. Arkadaşlar. Akıncı 3'te açılıyormuş. İşte bunu ben bilmiyordum. Burayı kazanamayacağız gibi o zaman değil mi? 2'de açılıyor gibi düşündüm nedense. Lejyonerler var. Belki de kazanırız ya. Bakalım. Upgrade'dir deyip şunları alabilirim. Yok ya kazanamam. Kha'Zix sololadı. 3 akıncıyı açarız dedim ya en azından ama yok olmadı. Ejderiler de... 5 ejderiyi açmak önemliydi değil mi? Ama onu yapması da hiç kolay değil. Bir altın kazandık yine hiç yoktan. Öyle düşünün. Ha akıncı bulduk. Tamam 3 akıncı olduk sonunda. Bu iyi bir başlangıç bence. Aa bu hem lejyoner hem akıncıymış. Varmış zaten elimizde ya. Elimizde varmış zaten görmemişiz. Resmen. Değil mi? Şimdi iyiyiz bence o zaman. Ejderi ileri salıyorum. Şu akıncı diye durabilir gerçi. Süvari dövüşçü. Lejyoneri de açtık zaten. Seni de salabilirim. Seni de salabilirim. Yani. Bunları da salabilirim. Altın zaten çıkacak da. Oo, 3 yıldız Vlad'la başlamış bu adam. Bunu yenemem ki ben. 3 yıldız Vlad'a ne yapabilirim? Neyse yine 2 altın kazandık arkadaşlar. Kaybediyoruz ama kazanıyoruz öyle düşünün. Savaş ganimeti öyle bir şey biraz. Süleyman'a da evet ya bug var da şeyde. Neodiol'da o yüzden TFT'ye geçtik bugün. Şu anda. 5 akıncı olduk. 6. akıncı kim? Lee Sin. Bu
kadar erken bulmak hiç kolay olmayacak tabii onu. Bir tane F'ye bastım. Yine de. Yani 2 F'ye de basabilirdim aslında ya. Bir ihtimal kazanırız diye 2 F'ye bastım hadi. Haydi. Bir ihtimal kazanırız belki dostlar. Lejyoner ne yapıyordu? O da saldırı hızı ve mutlak sömürü. Ya bu eşyaları bu arada verebilirim. Zaten çıkartıyoruz ya sonradan. Unutuyorum hep ya. Altın manyetik sökücü olduğunu. İşte bu modda çok oynamadım. O yüzden kendimi çok şey hissediyorum. Kötü oynuyor hissediyorum bu modu. Güzel. Bir kil aldık. Ve bir altın aldık. Aa, anladım Bilal. Tamam, ben de gidiyorsun sandım yurt dışına ya. Hayırlı olsun. Muharrem Baydemir hoş geldin. Morello yapabiliriz bir tane, onu alabilirsek. Bana ne lazımdı Akıncı olarak? Lee Sin değil mi? Burada Lee Sin dönmüyor. Yani bir Morello yapmak bence kötü değildir ya. Herkese çarparak gidiyor bir de zaten bu Canon. Şu an eminim bir item değildir yani. Şu an yapmam gereken item bu değildir bence. Daha farklı bir şey de yapabilirdim ama olsun. Şimdi burada o zaman Aatrox'u keseceğiz galiba değil mi? Şey gelirse, 6'ya basarsak değilsin gelir de. Şimdilik peki ucube açılabiliyor mu? Ucube 2'de mi 3'te mi açılıyordu? 3'te açılıyor. Onu da açamıyoruz. Hikayı sattık. Morello'yu yaptım ya. Ne kompo oynayacaksak oynayalım. Morello'ya ihtiyacımız vardır bence. Daha iyi ne koyabiliriz o zaman buraya? Haylaz şafak getiren. Yani bu şafak getiren aslında neden olmasın değil mi? Gragas bence mantıklı. Burada. Tavsan Kutay şu anda geldi. Mert'cim Noita olabilir tabii ki. Güven evet, birazcık yorgunum ya. Uzun bir gündü benim için. Öyle içimden geldi, bir yayın daha yapmak istedim. Noita'yı bu hafta şeyde oynadık biraz da. Tabii işte bütün günü Noita'ya ayırdığım bir şekilde oynamak için hala o mental yok bende yani, ya da hazırlık. Ama arada oynuyorum yine, Twitch'te oynayasım var yani benim. Güzel, yine kazandık. Savaş ganimetinden de tabii %40 ihtimalle bir şeyler geliyor. Çoğaltıcı falan da gelebiliyor. Neden bunu aldım? Yani şey diye düşündüm, hani win streak yaparız, daha da çok perçinleriz falan. Birbirini tetikler diye düşündüm. Galibiyet galibiyeti çeker gibi. Şey çok iyi oldu ama. Canon 2 yıldız şu anda çok iyi oldu kesinlikle. Bence. Bir meta TFT'ye bakmak istiyorum. Bununla ilgili bir komp yapmışlar mı? Arınmış, şafak getiren, kolcu, mistik, güven. Yapmamışlar. Mystic Gwen bakabiliriz belki. Past 9 kompuymuş. Hadi yapalım onu. Bir dakika, önce bu oraya bir bakalım, izleyeyim. Yeniyor muyum? Yenirim ya. Kenan'a baksanız hayvan gibi. Şu altınları toplayalım. Çok da altın çıkmamış. Bunu satabilirdim ama satsam da bir şey olmuyor. Mystic Gwen kompunu yapalım hadi ya. Gwen. Kyle. Rell. Garen, Fiddle. Bunu görmüştüm ben zaten. Bana karşı yapılmıştı. Çok güçlü olmuştu. Jax zaten Rell'den dolayı değil mi? Lulu. Bunları çok sonradan yapacağız bu arada arkadaşlar. Hemen koymayacağız. Lux, Nautilus. Nautilus'u koymasak da olur. Çok sonranın işi o. Buraya aslında bir set de atabilirim seviyede. Dövüşçü açar bize. Gwen carry olacak. Kyle da ikinci carry olacak gibi. 4 mistik. 3'te. Ya hem çok zırhımız olacak hem de çok büyü direncimiz olacak aslında. Al.
bakalım. 2, 1, 3 eder. Bununla 4 edebiliyor aslında. Yapalım bunu. Zaten yani günün sonunda onlarla oynamayacağız yani. Bizim Carl için Ginzu düşünmemiz gerekiyor. Onun dışında Gwen için de Alice'in gelmiş. Güzel. Ne oldu? 6 olmadı. Ha, bunun 6 oldu. Ona nerede ihtiyaç var? Seviyede Atrox satabiliriz. Greg'a satabiliriz. Bu eşyalardan bir şey olmuyor yalnız şu anda. Kılıcı... Buraya vereyim. Yayı da... Buraya vereyim. Çünkü neden olmasın? Çıkarıcımız var zaten. Hextech mavi falan yapasım var. Ah! Çoğaltıcı hem de büyük çoğaltıcı verdi. Üçleriz bir şeyi. Oh, altınlar da geliyor. Altınların vardı. Bitti mi? Fatih Berkay 13. James Kudlu olsun. Çok teşekkür ediyorum. 01 Gio'ya benzemişsin. Yakışmış demiş. Sogarçım teşekkür ediyorum. Ya şey, duş aldım çıktım da saçımı ucunu kaldırmadım. Bu kadar. Şanslı eldivenler olabilir aslında. Bir eldivenim daha var çünkü. 4 eldiven oluyor toplamda. Öfke sorunları da kötü değil ama. Kyle'a veririz zaten. Bu değil. Bu da çok iyi esnek. Hangisini alsak ya? Ama bunun ortalaması da çok iyi değilmiş. Ama yine de olabilir yani. Bende çünkü bir eldiven var. Bu değil gibi ya. Şu da çok iyi ya. Aslında bu daha iyi ya hepsinden. Düşündüm de şöyle bir. Seviye atlıyorum ben burada. Biraz parayı şey yaptık ama, hor kullandık ama 2 yıldız Aatrox'un da bench'te beklemesi biraz yanlış hissettirdi. Şimdi niye bunu aldığımı hemen açıklayayım size arkadaşlar. Ben mistik ve demir zırhlı komp yapmak istiyorum ya. Yani burada çok zırh var. Burada çok büyü direnci var. Benim neye ihtiyacım var? Aslında cana ihtiyacım var. Ne kadar sağlıklı olursam, ne kadar canım çok olursa o kadar iyi olur diye düşündüm. O mantıkla böyle bir seçim yaptım. Ya kompuma uyumlu olduğu için yani. Oo, bu 3 yıldız Vlad ya, bunu alması çok zor. Ama ben de bu arada akıncıyım ve akıncılar her saniye saldırı gücü kazanıyorlar. O yüzden baksanıza ne kadar çok vurduğuma. O tek atsa bile biz de ona zamanla tek atıyoruz. 30 altın olmak istemezdim ama yapmam lazım bunu. Çünkü 2 yıldız Aatrox'u bench'te bekletmek istemedim. Bir de şey de var. Hani... Ooo, Jax geldi arkadaşlar. Jax kimin yerine? Olaf'ın yerine sanki, değil mi? Jax en iyi akıncı zaten. Jax geldiyse bizim artık level'a gitmemiz gayet kolay olacak bizim için. Çoğaltıcıyla da bir şey üçlemeye çalışırız. Zaten bayağı 5 altın, 4 altın şampiyonumuz var. Jax zaten kompun içinde de varmış bu arada. Güzel. Yapacağımız bir şeymiş yani. Koyacağımız bir şampiyonmuş. Lulu'yu koysaydık aslında Haylaz da açıyordu. Bir de bunları satıp Gold'a gidebilirdik. Lulu'yu Aatrox'a değiştirseydik aslında iyi olabilirmiş. Yine de bir bakalım. Jax'a en azından şu yayı geçirse miydik? Bir anlamı yok da yani. Bu akıncılar bile savaşa işte kalkanla başlıyorlar. Canlarının %50'si diyor ya kalkanda da bu arada arkadaşlar. Güven verdi oyun bana. Oynayacağım şeyi verdi bana. Bena. Ben konuşmayı unutmak. Cemlale selam, hoş geldin. Hayır, oyun şu an çıktı ya, oynayabilir herkes. Bu herkese açık, PB değil burası. 5.5 şey olarak, oyun modu olarak geldi işte. Fatih Berkaycığım çok teşekkür ederim. 3. James kutlu olsun, çok sağ ol. Typhoon TT'ye de çok çok teşekkür ediyorum. Tekrar. Burada... yetenek gücü istiyordum, yok ortalıkta öyle bir şey. Mana alalım o zaman arkadaşlar ya. Mana alalım, mavi yapmak istiyordum Gwen'e çünkü. Banana. Banana. 7 level'ız değil mi şu an? Yani daha fazla da bir şey koyamayız. Buna bir mavi yapsak. Aatrox git başımdan.
Seviye bassak çok veriyoruz sanki, değil mi? Çok veriyoruz ya. Basmayalım seviye. Cansız. Çatışma başlangıcında güven 8 saniyenin bitişindeki hücrelerin sarar mesela. Bunun etrafına sarmam lazımmış. Bitişindekilere %33 dayanıklılık veriyormuş arkadaşlar. Oy, bayağı sağlam tank yapıyor yani onları. Onun etrafına dizelim tabii ki. Sence en iyi set hangisi? Bence 9 çok iyiydi ya. Kent kent. 1 zaten yani ilk göz ağrımız ama 9. 9 çünkü kostümsüz zün tekrar yeniden gelmesinden ötürü oyun çok daha böyle şeye döndü gibi olmuştu bir de. Özüne dönmüş gibi olmuştu. Yani bilemedim ya ne alsak arkadaşlar. Buradan. Varmog'u alacağım ama mutsuz olarak alacağım yani onu söyleyeyim. Şöyle verdim buraya. Ya benim kaderim bu mu bu arada? Ben geçen attığım videoda da Jax'a Varmog vermiştim. Ya benim kaderim bu galiba arkadaşlar. Neyse rele veririz yani ne bileyim. Ya da Jax'da durur bir süre daha. Zırh kırma vermek istemedim ya. Almak istemedim ya. Çünkü daha çok büyü hasarı vereceğiz. Aha bir şey var orada. O zırh verdi güzel. Bir de titan mı yaptık bu çocuğa? Olabilir. Fiddle geldi. Lux geldi. Bunları da koyacağız içeri. Ya aslında... Azaltsak mı akıncıları ya? Udyr'ı Olaf'a falan niye ihtiyacım olsun ki benim? Azaltalım hadi. 3 yapalım akıncıyı. Onun yerine işimize yarayan şeyleri koyalım. Eşyalar hiç istediğim gibi olmuyor ama. Başka şeyler oynamamız lazımmış belki de. Biraz arayalım hadi. Dansa var mısın? Yumruklarımın altında eksik. Şimdi o zaman o. Odaklanmam lazım ama gülümsemeden duramıyorum. Bu kalsın, bu gitsin. Tamam. Böyle iyiyiz bence dostlar. Şimdi eşyaları ayarlayacağız. Tamam hadi. Bence Jax'a bir titan gider. Varmış zaten bir tane. Şöyle yapalım. Jax'a titan. Bir tane de şundan gider. Kararlı yürek. Tamam. Bunu da buna verelim. Ah veremedik ya. Adalet iyidir ya Gwen'de bence. Jax'a baksanıza yok ediyor. Adalet Gwen iyidir bence. Bunu Ginzu yapmak istiyorum. Kyle oynayacağım çünkü kesin. Gerisine bakarız. Koçak hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Koçak geliyor geliyor şey arıyor. Dereceli arıyor. Ya Neo Duel oynuyoruz ya bunu oynuyoruz değil mi? Hmm, bunu alsak fullleyebiliyoruz aslında. Demir zırhlıyı da. 120 zırh veriyor. İyi mi? Ya kötü değil de nihai yükseliş kadar iyi değil. Bu herkese her şeye yardım eder. Öyle düşünün. Haylaz istemiyoruz. Işıltılı geliştirme de kötü değil ama. Bunun kadar iyi değil. Hmm, bununla da üçleyebilirim her şeyi. Zaten durumum iyi. Canım da çok. Havuz da büyük. Çoğaltıcım da var. Bence bu. Oo Gwen. Biraz arayalım mı? Of. Kyle da geldi. Level'a gitmemiz lazım acil. Gwen'e adaleti verdim. Şunu da buraya vereceğim ya. Kılıcı da sterak yapıyorum ya.
Çünkü şeyi ne yapacağız ki başka? Tamam, bu yayı Ginzu yapacağım. Bu kılıcı da Hextech yapacağım ya da başka bir şey yapacağım, bakarız. Kyle'ı koyamadım içeri bu arada. Neyi çıkarabilirdim? Mistiklerden birini çıkarabilirdim aslında. 4 mistik değil de 3 mistik oynayabilirdik belki. Gerçi çok fark ediyormuş 60'tan 100'e. Legioner açmıyor muymuşum ya buna? Evet, açmıyormuşum. Demek ki böyle de iş yapıyor. Seviye gidelim ya, hadi. Dostlar, bu eklenti zaten biliyorsunuz. Bilmiyorsanız yine de çok kısa söyleyeyim. 80'in altında olan, bir sonraki elin başında, o yüzden iki kere daha basabilirim. 80'in 50 altının üstünden her 10 altın için bir yenileme hakkı alıyorsun. 80'e kadar max. 80'de 3 tane yenileme alıyorsun fazladan. Görüyorsunuz 3 yenileme hakkı. Kyle'ı koydum içeri. Yayını verelim onun. Kılıcı da şuraya koydum. Kyle da her 5 saniyede bir yükseliyor. Ve çokça güçleniyor. O yüzden Kyle'ı bir şekilde hayatta tuttuğumuz sürece iyiyiz. Küçük çoğaltıcı da geldi. Büyük çoğaltıcı da gelmişti. Tabi ileride hala bu ödüllerin gelmesi de devam edecek. Öyle düşünün. ...70'e neden düşündüm? Çünkü aşama başını sayıyor. 70 de olsan aşama başında 10 altın veriyor ya oyun hani. Her aşama. Yani 5 veriyor. 5'te faizden alıyorum. 80 üstü oluyor yani. Aynı şey. Ha 70'lerde beklemiştin, ha 80'lerde. Onu alsak iyiydi ama şey de iyi. Tamam, en azından Ginzu'yu yapabildik. Böylece hızlanabileceğiz. Aşama başında yazıyor bak. Her turun başında yazıyor. Evet. Şöyle Ginzu'sunu verelim bu elemanın. Güzel. Aslında yani şöyle de yapabiliriz ya sanki, değil mi? Evet. Bassak bütün level'ı ama eklentim boşa gider. Biraz daha duralım o zaman. Araya da bilirim de yani gerek var mı çok? Ya da biraz arayalım hadi. Tamam, yeterli. Şunlardan herhangi biri gelebilirdi. Yani bir Fiddle, bir Nautilus, bir Gwen, bir Jax. Bir tane bir şey alıp gideyim level'a dedim. Bir tane bir şey de geldi. Kyle ve Gwen üzerine bir komp yaptık bu sefer. Diloş hoş geldin, merhaba. Şunları alalım. Güzel. Bugün Neo Duel oynayacak. 27. sıraya kadar yükseldim ama ufak bir bug var, o yüzden. Ya hatta game changer bir bug. İlk eklentiyi seçerken oyunda böyle 4 tane falan seçiyor, o yüzden biz de saldık onu. Şimdi buradayız. Diğer insanlar bir şey üçleyecek kapasitede mi, ona bakalım. 4 altınlık üçlemeleri çok mümkün insanların ama ben 5'lik üçlemeyi düşünüyorum arkadaşlar. Birazcık daha gözüm yükseklerde çünkü büyük çoğaltıcım var. Aslında şu küçük çoğaltıcıyı Nautilus'a kullanabiliriz. Yani zaten bir önemi yok. Ya Nautilus'a ya Lux'a kullanacaktım. Burada seviye bassak yok ya. Gerek yok bence. Evet, o çıkan ödüller şeyden, ilk eklentiden arkadaşlar. Katledilen bir rakip %40 ihtimalle bir ödül veriyor. O hazine kutusu çıkıyor. Onun da içinden her şey gelebiliyor. Tabii prizmatik olduğu için arkadaşlar bunun ödülleri daha iyi. %40 ihtimalle geliyor evet ama hem ihtimali yüksek hem de verdiği ödüller yüksek. Ya bunun silver olanı, daha kötü olanı %20 ihtimalle mi 25 ihtimalle mi ne getiriyor? Ama verdiği şeyler de daha güçsüz onun. Ya bunda mesela daha ikinci aşamada bana çoğaltıcı, şampiyon çoğaltıcı verdi. Onda da bazen onu veriyor olabilir ama çok çok sonraki aşamalarda veriyor. Bunda işte 5 altınlık falan da verebiliyor. Başka şeyler de verebiliyor. O açıdan bakınca bu çok çok daha iyisi. Şimdi burada mı üçlesek? Bir sonraki seviyede mi üçlesek arkadaşlar karakterleri? Yani üçleyeceğimiz garanti, seviye seçiyoruz. Bence burada bir en azından biraz daha arayabiliriz ya. Olan
Ben Jax'ı üçleyeceğimize inandım bu arada şu anda. Şeyi bunu çıkarabilirim. Üçlenmese de olur. Sadece dörtlükleri, beşlikleri üçleyeceğiz. Diğer 4-5'leri de toplayabilirim tabii ama öncelikle kendi kompomu istiyorum. Sonra zamanla her şeyi üçleriz. Hah, Garen'i de bulduk. O da böyle girsin. Şimdi şu eşyaları bir ayarlayalım mı? Müsaadenizle. Bir kere buna ikinci Ginzu gelmedi. Bu üzücü. Bu bence bunun olsun, bu bunun olsun. Bu da bunun olsun. Yo, bunun olsun hatta. Al bakalım. Sen de böyle gel. Bu bunun olsun. Şimdi kemer, tek kılıç. Dev katili yapalım ya. Bir adet dev katili iyidir buraya. Altınımız çok fazla. 10 level'a mı gitsek o zaman arkadaşlar ya? Zaten çok güçlüyüz de. Altınımız da çok fazla. Ama yok ya, en azından Gwen 2 yıldız olsun değil mi? Gwen, Kyle falan, onlar 2 yıldız olsun. Ondan sonra 10 level'a gitmeyi düşünebiliriz. Bu kadar arama şansım varken. Ha, level'da da arayabilirim ama o zaman level'a basarsam da bu fazladan alacağım şeyler, yenileme hakları gidiyor. Level bastığımda. Mesela bak, basıyorum. Çok gider ya. Bitirelim bir şey, bunları ikileyelim bir ondan sonra. Sanki tryhard oynuyormuşum gibi görünüyor olabilir oradan ama çok rahat oynuyorum arkadaşlar bu arada. Tamam, yaptık bu arada her şeyi 2 yıldız. Artık level'a gidebiliriz. Tabii şimdi diyeceksiniz ki Kasım, oyun bitiyor. Buna diyecek bir şeyim yok ama yani ben de ne yapayım yani, burada üçleyemem gibi geliyor. Zaten level'a da çok kalmadı. Hani şu an 22 altınım var level'da. 3 tane de yenilemem var. Bir ya da 2 tur daha duralım, sonra yapalım bu işi. Bir tane voli alabilirmişiz. Raven alabilirmişiz. Voli alsaymışız ya. Voli'yi şuradan işaretleyeyim. Zaten yok ettik yani. Demek ki bu komp bayağı OP'miş arkadaşlar. Yani şeyde bu set 5.5 modunda late game'e gitmeli bir komp yapmak istiyorsanız. Ha, kaybettik bu arada. Güzel. Bizi yenen birisinin olması çok keyif verici. Warmog geldi bir tane de bu arada. Oyunun uzaması demek çünkü. Bu arada 40 canda da bir ödül geliyor. Onu da unutuyoruz hep. Jax zaten üçlendi sayılır. Bir sonraki tur basacağım seviye. Arayacağım arkadaşlar. Çok uzamasın. Arama işimiz. Sen nasıl bir karaktersin? Tank gibi misin? Çok da tank gibi değil sanki. Gerçi canının %30'u kadar kalkan diyor. O zaman alabilir bunu ya. Level'da daha rahat düşlersin. Evet evet. Şimdi basacağım seviye. Şimdi basacağım seviye. Lavun kompu gösterirsin mi? Gösterir misin mi? Gösteririm bir saniye. Burayı kazanıyor muyuz bakayım da. Bir de ödül çıkarsa alalım diye de şey yaptım. Çünkü yoksa bir sonraki tura kadar kalıyor. Çoğaltıcı ödülü falan gelirse. Yarım eşya kalmıştı. Onu kullanmamız iyi oldu. Bu adam win streak'te. Niye kazanıyor? Onu bilmiyorum. 2 yıldız Timo'su varmış çünkü. 2 yıldız Timo yapmak zor ve güçlüydü 2 yıldız Timo. 4 mana bas takılıyor. Tabii ki ikinci Ginzu'yu isteriz. Çünkü Kyle biliyorsunuz. Yükseldikçe aşırı OP oluyor. Gwen var. Hani Gwen'i üçlemek fikrimiz de vardı. Gwen'i alabilirim. 5 Gwen'im oluyor zaten. 4 tane kalıyor. Gwen'i alalım, üçleyelim hadi. 5 altınlık bir şampiyon. Set 12'den dolayı o kadar yani bir şey üçleyemeyeceğimi kendimi şey yapmışım ki şu an muhtemelen üçleyeceğiz ama hiç alışkın değilim yani. Mental olarak. Bir şeyi üçleyecek olma şeyine. Düşüncesine. Jax 3 oldu. Relic'i istemiyoruz sanırım değil mi? Şimdi artık 5'likleri istiyoruz bence sadece. Relic'i de Fiddle'ı da istemiyoruz değil mi? Rel satıldın. Fiddle satıldın. Param bitti ama. Kayla da Garen'a da çok az... Kayla da Gwen'e de çok az kaldı. İkisinden hangisine daha çok yaklaşırsam diğerini satıp onu bulmaya devam ederim.
Bence ejderi beklemek demişsiniz de dostlar, oyun bitiyor oyun ya. Bak bu tur bitti. Öldü, herkes gitti. Bekleyelim ejderi de beklemesine. Jax'ı izleyemedim bile yani, oyun o kadar hızlı bitti ki savaş. Aa, bu çoğalmış Kyle. Kim çoğalttı bu Kyle'ı? Ha, bu da gelmiş. Ha, şeyden ödül olarak gelmiş o zaman bunu. O zaman arkadaşlar hadi satmaya başlayalım kompo. Değil mi? Allah, içeri girdiler yalnız. Bu iyi bir fikir olmadı. İyi bir şey olmadı. Kazanırız böyle. Asıl Jax'ı satmak lazımdı ya. Of. Jax'ı niye satmadım? Lütfen kazan. Jax 3 nedir ki ya? Hemen yenersin hadi. Of ya, Jax 3 çok güçlü. Teknik olarak bitmemiş olması lazım oyun. Ben bunu yendiysem, diğeri de diğerini yendiyse. Evet. Bu adamla bire bire kaldık. 40 can ödülü var da evet. Timoları alsaydık aslında, değil mi? 40 can ödülünü göremedik. Timo alsat yapalım, hem canımız azalsın. Dostlar. Hem de satınca para geliyor ya. Kyle 3 karşınızda. Hemen mi son şeye ulaşıyor? Yo. Her bir saniyede bir yükselir diyor. İyiymiş. Ah, Timo geçtim. Timo alsat. Bu da 3. Timo alsat. Bu da 3. Timo alsat. Bir tane de... Aa yo, bir tane değil, bitmiş bu da. Adam da Nautilus uçluyor. İki altınlık şampiyon. Adam Nautilus uçluyor. Bende neler neler var. Aha. Küçücük bir çocuğa dönüştü şey. GG. Çok güzeldi. Burada bitiriyorum. Çıkıyorum artık. Oynamanın bir anlamı yok. Set 5.5 bitmiştir. Yeniden. Güzeldi. GG.